Yılmaz'a. Değerli konuklar, açılış programımıza başlamadan önce siz... Ben o gencim ki Kutlu Nebi'nin saadet çağında Ammar ve Bilal olarak yaşadım. Ergenekon'dan çıkarken bir kurt ile yoldaşlık ettim. Kayseri'de gevher nesibeydi adım. Vatan dedim, vatana adandım. Kızıl elma yedek dedim hep. Yenilikçi fikirleriyle ülkemiz belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyelerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeye sürdüreceğiz. Yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyoruz. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek, buna göre adım atmak, belediyelerimiz için bir tercihten öte zorunluluktur. İnsan dostu şehirler kurmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenledikleri sergiyi bu doğrultuda ortaya konmuş bir irade beyanı olarak görüyorum. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin içinde olduğu her proje gibi bu gayretinde boşa gitmeyeceğine, mutlaka hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bugün tabii çok özel gün bizim için. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ayrı bir projemizle bir ödül daha aldık. Tabii ki bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, onurlandırdılar Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençlik bizim değerimiz, gençlik bizim gerçekten göz bebeğimiz ve enerjimiz, hazinemiz. Onları geçmişle buluşturup köklerinden koparmadan geleceğe de hazırlamak gerekiyor, donanımlı hale getirmek gerekiyor. Bizim projemizin içeriğinde de her alanda gençliğimizi başta katılımcı söz sahibi yapmak, artı gençlerimizi donanımlarını arttırmak ve bu noktada da inşallah gençlerimizi bizden daha güzel bir işler yapar hale gelmelerine vesile olmak, güzel bir şehirde yaşamalarını ve bugünkü sorunlarını da dile getirmelerini katılımcı anlamında onu öngördük. Buradaki projemizin tabii çok büyük emeği kent konseyimiz, gençlik meclisimiz yapıldı. Onlar, oradaki genç arkadaşlarımız bu projeyi çalıştı. Aslında gençler için gençler proje yaptı. Kendi yaptığı proje tabii ki bizler de destek olduk ve bu ödüle layık görüldük. İnşallah biz gençlerimiz için hem fiziki anlamda, sosyal, kültürel alanında olsun, spor alanında olsun, bilim alanında, teknoloji alanında her yönüyle inşallah çalışmalarımıza onlarla birlikte el ele kol kola onları da bizim yürüyüşümüze ve bizi de onların yürüyüşüne, yani hep beraber yaşadığımızı hiçbir zaman unutmadan birlikte yürümeye inşallah bugün kadar başardık. Bundan sonra da gençlerimizin taleplerini alarak onların ihtiyaçlarını sağlamak ve geleceğe hazırlamaktır. Bizim ödülden ziyade bir gencimizin başarılı olması bizim için en büyük ödüldür. İnşallah bu projemizde birçok gencimizi dokunmaya, onların fikrini almaya, onları donanımlı hale getirmeye vesile kılacaktır. Ben tekrar bu ödüle layık gören başta Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Belediyeler Birliği Değerlendirme Kurulu'na, herkese emek veren genç arkadaşlarıma, proje yazan genç arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Genç 2023 projesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Osman Zolan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kuluçka Merkezi projesiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Murat Zorluoğlu,
Teşekkür ediyoruz kıymetli belediye başkanlarımıza. Sanayi ve teknoloji...